özellikle yüz estetiklerinde dikkat dediniz. Sonbahar kış ayları idealdir ama evet, önemli bir nokta iz kalabilir cümlesini kullanmışsınız. Soru ameliyatlar kışın mı yapılmalı, yazın mı yapılmalı evet, şeklindeydi. Arada önemli faktör güneş ışığı dedik. Evet. Yazın da ameliyatlar yapılabilir. Evet. Ama neden bahsediyorduk? Bir yüzde lekeleri giderme ameliyatı, izleri evet, giderme ameliyatı yapıldığı zaman, bu mekanik soyma olarak yapıldığı zaman güneşten mutlak korunmak gerekiyor. Belki bu ameliyat sonbahara ertelenebilir. Ama şimdi güneşten koruyucular tabii 50 faktörlüye kadar var, çeşitli kimyasal içerenlerle birlikte kullanılabilir. Tabii biz yaz aylarında yaptığımız ameliyatlarda tavsiye ediyoruz hastaları, mutlaka kullandırıyoruz. Ama bir tek bu ameliyatı sonbahara erteleyebiliriz. Çünkü bir ayın akabinde bu tip ameliyatta, yüzdeki lekeleri gidermek için yapılan ameliyatta, bir ayın akabindeki iki ay daha biz güneşten korunmayı tavsiye ediyoruz. Yani üç ay hastayı güneşten korun diyoruz, lekeler oluşmasın diye. Çünkü bazı hastalarda, özellikle esmer tenli olan hastalarda, bizim tip 4, tip 5 dediğimiz deri sınıflamasında bu tip hastalarda ameliyattan sonra lekeler hızla geri dönebilir. Hatta daha fazlası oluşabilir. Onlarda özellikle de korumayı tavsiye ediyoruz. Şimdi hastaya 3 ay bir koruma tavsiye ediyorsak, o zaman hani sonbahardan başlayarak ameliyatı yapmak önemli. Ama burun ameliyatı yazın yapılabilir. Hiçbir sakıncası yok. Göğüs ameliyatı yapılabilir, yüz germe ameliyatı yapılabilir. Karın germe, göğüs küçültme, göğüs büyütme, liposuction, bunların hepsi, göz kapağı ameliyatları, hepsi yazın yapılabilir. Yalnız bu kışın ameliyat yapılır, yazın ameliyat yapılmaz. Sadece biz estetik cerrahi için söylenilen bir söz değil. Eskiden beri gelen tıpta, diğer branşlarda da olan bir yaklaşımdı ama havaların sıcak olmasıyla tabii ameliyat yerinin sargılı olması, örtülü olması, işte terlemeye yol açması vesaire hastayı rahatsız edebilir. Rahat hareket i̇şte korse anlamında, giyecek evet, olması vesaire rahatsız edebilir ama şimdi tabii insan kendini sıcaktan koruyabiliyor günümüzde. Klimalı bir ortamda bulunabiliyor, evinde klima olabiliyor veya serin bir yerde bulunabiliyor. Bu şekilde de kendini koruyabiliyor. Yani yazın biz dediğim o bahsettiğim leke giderme ameliyatında işte bütün ameliyatları yapıyoruz. O zaman buradan anlıyoruz ki hocam, şimdi leke ameliyatlarını yapıyorsunuz, iz kalmaması için önerilerde, uyarılarda bulunuyorsunuz ama ameliyat oldum, hemen kilo verdim ya da istediğim gibi görüntüye kavuştum da olmuyor. Sabır işi ve doktorun kurallarına uymak burada. Elbette. Şimdi bu doktorun söylediğini yap mutlaka, yaptığını yapma derler. Ama söylediğini yapan da çok az, bunu biliyoruz. İnsanlarla hasta-doktor ilişkisini bir yana bırakıp sohbet ettiğinizde benim hastam olmasın, başka bir doktorun hastası olmuş olsun, işte hipertansiyon sebebiyle gitmiş olsun, başka bir sebeple doktora gitmiş olsun, hasta da itiraf edebiliyor kişi. Yani onu yaptım, bunu yapmadım. İşte doktor kendince bir bahane buluyor, yanlış ilaç verdi, şöyle yaptı, böyle yaptı deyip doktorun tavsiyesine uymayan çok insan var tabii günümüzde. Bu sadece bizim toplumumuzda değil, bütün dünyanın her yerinde var. Bu tabii ki ameliyat sonuçlarını etkileyen bir durum, doktorun tavsiyesine uymamak. Ama öncesindeki ameliyat öncesindeki çeşitli alışkanlıklar, bunlar da etkileyebilir. İşte sigara kullanmak çok önemli. Biz genellikle bu gizleniyor doktordan, özellikle plastik cerrahtan gizleniyor. Estetik ameliyat olacak hasta bunu bilerek gizliyor. Çünkü internetten her türlü bilgiye ulaşıyor, okuyor, bakıyor, sigara kullanmaması lazım diye hastanın. Ama o günde bir paket, iki paket sigara içen hasta önümüze geliyor, birden sigara kullanmayan hasta oluyor, söylemiyor. Ameliyattan sonra tabii ki komplikasyon çıkabilir. Evet. Şunu söyleyelim, ameliyatlardan sonra komplikasyon olabilir. Tıpta bu vardır. Yani hastanın tüm altyapısını idealize etmek mümkün değildir ameliyata girerken. Mutlaka bilmediğimiz bir eksiklik olabilir hastada. İyileşmeyi etkileyen bir problem olabilir. Bu sigara olabilir, bilmiyoruz. Alkol içiyor olabilir, bir vitamin eksikliği olabilir, demir eksikliği olabilir. Hastanın bilmediğimiz açığa çıkmayan bir tip anemisi olabilir, teşhis konmamış. Görürüz, hemoglobinopati denilen durumlar vardır. Yani ameliyat olabilir ama alttaki durumun teşhisi zordur. Biz ameliyata gelen hastaya
tehlike oluşturmayacak durumlar için tahliller yaparız. Yoksa A'dan Z'ye bütün şöyle durumlar var mı, şu da var mı, bu da var mı, bu hastalıkta var mı diye bir araştırma yapmak hem hastanın hekime olan güvenini yitirmesine sebep olur. Hem de bizim olmayan bir şeyi, yani ortaya çıkmış bir klinik tablo, bir şikayet yoksa neyi arıyoruz gibi bir soru oluşmasına yol açabilir. Ve maddi de bir boyutta da, evet, ortaya çıkabilir. Onun için de idealize etmek mümkün değildir. Ama karşımıza gelmiş spor yapan bir insan, genç ameliyata giriyor. Diyelim 30 yaşında, ama o insanda bile belki spor yapan insanın gerekli alacağı vitamin vesaire besin altyapısını da sağlamamış olması olabilir. Ve girdiğiniz ameliyattan sonra ufak bir komplikasyon da yaşayabilirsiniz. Komplikasyon en normal şartlarda bile, ideal şartlarda bile girseniz olabilir. Bu hekimi suçlu göstermez. Yani bunun bilinmesi lazım. Bütün dünyada bu hekim için, hekimin suçlu kabul edilmez hiçbir yerde, komplikasyon olabilir. %1 de olsa... Olabilir, evet, olasılık olabilir. Vardır. Yani canlı organizma üzerinde yapılan işlemler, ameliyatlardan sonra problem olabilir. Ama hekim tavsiyesine uyarak bunlar en aza indirilebilir. Hastayı rahatsız edecek boyuta ulaşmadan geçmesi, giderilmesi sağlanabilir. Önemli olan işte bu hasta-hekim ilişkisini de sonrasında sürdürebilmek. Ama bunu etkileyen yine çok faktörler var. İşte hastanın çevresi var, arkadaşı var, dostu var, kardeşi var, ailesi var, annesi, babası. Her kafadan birisi söylendiğinde de hasta-hekim ilişkisi bozulabilir. Şöyle bir yaşadığımız anıyı da aktarayım. Bir burun ameliyatından bir yıl sonra gece 12'de hasta beni arıyor. Evet. Bir toplantıdaydım. Toplantıda birisi benim burnumu beğenmedi. Şimdi bir yılda bir şikayetiniz var mıydı? Yok, memnundunuz. Her şey güzel. Biz bir yıl sonra, iki yıl sonra, üç yıl sonra sizi ilk defa görecek bir kişinin burnunuzu beğenmesini garanti edemeyiz. Göreceli çünkü. Güzellik yani, göreceli, evet, bir, evet, şey. Bunu insanların bilmesi lazım. Beğenmeyenler de olacaktır. Mağazaya gittiğiniz zaman bir elbiseyi siz beğenirsiniz. Ben beğenmem. Ahmet beğenir, Mehmet beğenmez. Ayşe beğenir, diğeri beğenmez. Yani bu herkesin zevki farklıdır. Kişisel sebeplerle de beğenmeyebilir. Başka sebeplerle de, psikolojik sebeplerle de beğenmeyebilir. Yani biz herkese yaptığımız işi beğendirmek gibi bir zorunluluğumuz yok. Ama bu komplikasyon değildir. Yani üçüncü, dördüncü, beşinci kişilerin bir problem var gibi söylemeleri komplikasyon değildir. Bu tamamen göreceli bir yorum.